Merhaba takipçilerim. Gümüşacı Köyü Çetme Köyü'nden Selahattin Uygun amcamın evinden selamlıyorum hepinizi. Merhaba. Tekrar Kurban Bayramınızı kutlu olsun, mübarek olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Amcamı ziyarete geldik. Bir bayramını kutlayalım dedik. Burada biraz sohbet edelim. Amca merhaba, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olun yeğenim. Siz nasılsınız? Sizler iyi misiniz? Çok şükür. Biz de sizleri görmeye geldik. Baba ocağı dedik. İşte köyümüz, vatanımız. Evet. Çok mutlu olduk. Siz nasıl geçiyor burada günleriniz amca? Siz bir emekli olarak Tekirdağ'dan çalıştınız yıllarca. Emekli olarak yerleştiniz. Memnun musunuz hayatınızdan? Kendi yiyeceklerinizi kendiniz bazınız. Örneğin şu salatalığı sanırım bahçenizden değil mi amca? Evet. Kıtır kıtır dostlar sizler için de yiyorum bu arada. Evet. Afiyet şeker olsun. Nasıl geçiyor günleriniz? Valla günlerimiz sabah saat akşam 8'de yatıyoruz. Sabah 6'da kalkıyoruz. Görevimize kayfaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra arazi işimiz varsa arazi işimize gidiyoruz. Arazi işimiz varsa bahçe işimiz varsa bahçe işimize, çarşı varsa çarşı işimize gidiyoruz. İşlerimizi tamamladıktan sonra kazadaysayız dönüyoruz. Gidiyoruz, kazada işlerimizi görüyoruz ve haftada haftanın bir günü cuma günü zepse satıyorum pazarda, zepse pazarında. Emekli maaş yetmiyor. Emekli maaş yetmediği için ben bir 3.300 lira bir maaş alıyorum. İki tane nüfusum var. Evde bir araçlarım var. Bizi taşımak için, işimiz, arazi işlerimizi görmek için. Sanırım bu köyde suyu da parayla alıyorsunuz. Tabii, tabii. Köyümüzde mahsur üretiyorum ama, zepse üretiyorum ama suyumuzu köyümüzün içme suyundan temin ediyoruz. Evimizde sondajımız yok. Arazimizde var. Arazi de uzak. Uzak olduğu için bize onu taşıması bize zor oluyor. Yani amca bu Türkiye'de yani emekli olsan da emekli maaşla geçinmek zor. 30 yıl çalışıp burada da gelip yine bağ bahçe yapıp tarla işleriyle uğraşarak geçiminizi mi sürdürüyorsunuz? Tabii efendim. Biz şimdi yani biz köylü olmazsak yine Allah'tan şükrediyorum ki biz buna şükrediyoruz. Köylü olduğumuz için benim bir rahmetli babamdan aşırı uygundan kalan bir bir toprak bize vesayet etmiş, bırakmış. Allah razı olsun, toprağı bol olsun. Allah yani rahmet biz, eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Biz onları üretiyoruz, biz işte onları ekiyoruz, biçiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı ondan temin edebiliyoruz. Ondan yiyebiliyoruz. Peki amca yani diyelim toprağı. Ki arazi yok. Ne yapacak bu vatandaş? Valla arazi yoksa, arazisi yoksa, emeklisi varsa, emekli maaşıyla işte yarı aç, yarı tok geçinecek, böyle hayatını sürdürmek gerekiyor. Yoksa. Amca şöyle, hani yine bizler şanslıyız. Allah rahmet eylesin dedemden, babamdan. Hani topraklarımız var, geldik evlerimizi yaptık. İşte dediğiniz gibi siz de burada bağ bahçe yapıp emekli maaşınıza ilave eden geçiminizi sağlıyorsunuz. Ama arazi burada toprağı olmayan, dededen ebeden kalmayanların toprağı yoksa işi zor değil mi? Ya işleri tabii zor. Toprağı olmayan insanların işleri zor. O zaman ne yapacak? Ya devletimize yani başvuracak. Devletimiz bizi koruması gerekiyor. Bize yardımcı olması gerekiyor. Bizi sadece yarın seçimlerde bizi arayıp sorup bunlar sadece bizi doyurmuyor. Bize kim olursa olsun bizim için fark etmiyor. Bizim yeter ki kanımızı doyursunlar. Bizim akaryakıtlarımız sonra çok pahalı. Evet. Üretemiyoruz, yetiştiremiyoruz. Günlük aldığım yakıt bir günde bitiyor. Evet. Amcacığım tabii dertler çok, sorunlar çok. Biz tabii A partisi, B partisi değil. Gönül istiyor ki hepimiz geçimimizi güzellikle sağlayalım. Biz burada hep beraber veda edelim. Bu konulara girersek içinden çıkamayacağız. Sağlıklı günler diliyoruz. Takipte kalın. Abone olun. Bir el sallayalım. Erol amca, Selahat amca, yenge. Hepinizi hadi seviyoruz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar bizleriz. Takipçilerim merhaba. Ne demiştim? Amcamlara bayramlaşmaya geldim demiştim. Kendisi emekli. Şu bakın yani harika. Hatta koparıyorum sizler için. Organik ne kadar güzel bir bahçe yapmış. Hem çocukları yiyor, hem çevresi, hem de evine katkı sağlıyor. Bu arada kendisi nasıl yetiştiriyorsun amca? Şuna bakın. Ben bunları 20-13 ay, 6 ay içerisinde bunları ilkbaharda fidasını ekiyorum, sera yapıyorum. Serada fidasını yetiştiriyorum. Fidada yetiştikten sonra bunları bahçeme aşı yapıyorum. Aşı yaptıktan sonra tabii günlük damlama, bunlar damlama oluyor. Günlük akşam sabah sulamasını yapıyorum.
elime bir katlı. Emekli olarak ben bir Selahattin Uygun olarak. İşte bakın, elimden artanın çocuklarımı, 3 tane oğlum var, 3 tane gelinim var, 4 tane torunum var. Bahçede işte, yok. Bahçede ne arıyorsan hepsi var. Asparara, üzümlere, ay çiçeklerine varıncana kadar. Bunları yönlendiriyorum. Bunları çocuklarıma götürüyorum. Domatese bak, İşte sera domateslerim var. Bakın hepsi. Bakın. Salatası. Bunları böyle sürdürüyoruz. Devam. Burada barbunya, sırık barbunya fasulyelerim var. Burada balgız, Ayşegül fasulyem var. Domateslerim, yeşil domateslerim var. Nohut var. Arazide organik soğanım var. Harika. Organik soğanım var. Fasulyelerim var. Kıvırcıklar. Ne var? Kıvırcık var. Yani böyle bu devam ne ediyoruz. Demek? İnsanlar çalışırsa her şey olabiliyor. Yani işleyen demir ışıldar. Tebrik ediyoruz amca. Allah çok sağlık, sıhhat diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa aldınız. Sizleri böyle nice bayramlarda görmek istiyorum. Ben amcası olarak sizin için bu organik biberi yiyeceğim hep beraber. Hep beraber. Çileyim. Amcamın çiftliğindeyiz demiştim ya, bayramlaşmaya geldim, emekli kendisi. Bakın tavukçuluk da yaptım. Horozları, tavukları, organik ürünleri de aldık. Yani şu güzelliğe bakın yani. Tebrik ediyorum amca, sana Allah sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Traktörü, mezarları. Ne kadar güzel, nasıl bir uğraştır. Yani yumurtasını... tavuğunu üretiyor, tavuğundan yumurtasını yiyor, etini, tavuğunu kesiyor, etini yiyor, yani zebzesini dikiyor, her şeyi, turşusunu, kışlığını, yazlığını yapıyor. Helal olsun diyorum, ne diyeyim ona, biz anca buradan sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Sen düşünme, ben sen ahıllı bir insansın, nasıl emekli etmedin kendini? Amcamın bahçesinde rahmetli dedemle babaannemin de mezarları bulunuyor. Onlara da birer Fatiha okuduk. Mekanları cennet olsun. Buralar onların arazileriydi ama sağ olsun. Amcalarım da bu arazilere sahip çıkıp annesini, babası bahçesinin içinde güzel çiçekleriyle eline koluna sağlık suluyor. Dualarını yapıyorlar. Mekanınız cennet olsun dedeciğim, babaanneciğim. Arka tarafa bas. İbran abime tavuk dostlar, görüşürüz.